Evet sevgili gençler, 9. haftanın dersinde mitoz ve mayoz bölünmeyi karşılaştırıyoruz. Buyurun birlikte karşılaştıralım. Mitozda, daha doğrusu mitoz, spor, gamet ve somatik hücrelerin yani vücut hücrelerinin oluşmasını sağlar. Bakın burada gamet oluşmasını da sağlar. Bir de mayoza bakalım. Mayoz, spor ve gamet oluşumunu sağlar. Bakın, o halde mitoz bölünmeyle spor ve gamet oluşturulabiliyormuş. Mayoz bölünmeyle de spor ve gamet oluşturulabiliyormuş. Bunlara dikkat edin sorularda. Sitokinez ile birlikte bir hücreden iki hücre oluşumunu sağlar mitoz. Mayoz ise mayoz 1, mayoz 2 sonunda sitokinez ile birlikte 4 hücrenin oluşumu görülür. Mitozda bir mutasyon olmadığı sürece oluşan hücrelerin genetik materyalleri nicelik ve nitelik açısından aynıdır. Oysa mayoz bölünmede bir hücreden mayozla oluşan hücrelerin genetik yapısı nicelik ve nitelik olarak ata hücreden farklıdır. Yine arkadaşlar mitoz geçirecek olan hücrenin kromozom sayısı N, 2N veya 3N olabilir. Oysa diploid hücreler mayoz bölünme geçirirler. Haploid hücreler yani N kromozomlu hücreler mayoz geçirmezler. Yine bir kıyaslama genellikle eşeysiz üremenin temelini oluştururlar. Ama cümleye dikkat edin genellikle. Hatırlayın partenogenezde arılarda kraliçe arı mayozla oluşturduğu yumurtalar döllenmeksizin yeni bir birey oluşturabiliyordu ve o sırada mayozla oluşturulmuş yumurta hücresinden bir birey oluşuyor. Burası eşeysiz üremeydi. Partenogenez deniyordu hatırlayın. Genellikle eşeyli üremenin temelini oluşturur. Neden? Genellikle bunun da altını açalım. Sporla üreme eşeysiz üremedir ve bazı sporlar mayozla yapılır. Bu nedenle. Değerli gençler, kıyaslamamıza devam edelim. Homolog kromozomlar birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Yani homolog kromozomlar hatırlayın mitoz bölünmede hücrenin ekvator düzleminde, tabii iken kromozomlu hücreler için geçerli. Homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilir. Oysa mayozda homolog kromozomlar birlikte hareket eder, tetrat şeklinde ve sinaps yaparak crossing over oluştururlar, yapabilirler. Daha sonra da bu homolog kromozomlar tetrat bu şekilde dizilir metafaz evresinde, metafaz 1 evresinde ve homolog kromozomlar zıt kutuplara gider. Yani başlangıçta homolog kromozomlar birlikte hareket ederler. Oysa mitozda hiçbir zaman homolog kromozomlar birlikte hareket etmezler. Değerli gençler, bir başka kıyaslama, büyüme, onarım ve üreme gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar mitoz bölünme. Mayoz ise üreme faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar. Yine bakın, mitozda kromatitlerin ayrılması esasına dayanır mitoz bölünme. Oysa mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır, mayoz 2'de kromatitlerin ayrılması esasına dayanır. Mitoz öncesinde de interfaz evresinde DNA replikasyonu görülür. Mayozun da yine öncesinde DNA replikasyonu görülür. Değerli gençler, böylece mayoz ve mitoz bölünmeyi kıyaslamış olduk. Burada bir destek sorumuz var. Birlikte buna bakalım. Mayoz ve mitoz bölünme karşılaştırıldığında olaylarından hangilerinin ortak olduğu görülür? 1. Karyokinezin gerçekleşmesi. Karyokinez neydi? Çekirdek bölünmesi. Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi hem mayozda hem mitozda görülür. 2. Haploid kromozomlu hücrelerde görülebilme. Ne demiştik? Mayoz bölünme
N kromozomlu yani haploid kromozomlu hücrelerde görülmez. Tetratların ekvator bölgesine dizilmesi bu durumda mitozda görülmeyecektir. Hatırlayın, mayozda homolog kromozomlar birlikte hareket eder demiştik. O halde ortak olan birinci öncülde verilen karyokinezin gerçekleşmesi durumudur. O halde cevap yalnız birdir. Eğer bir diğer destek sorumuz, buna bakalım birlikte. Mayoz bölünmenin metafaz 2 evresinde 18 kromatit sayılan bir hücrede. 1. Mayoz 1'deki tetrat sayısı. 2. Bölünme öncesinde eşey ana hücresinin kromozom sayısı. 3. Mayoz 2 sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı nedir? Değerli gençler, metafaz 2 evresinde hatırlarsınız. Artık mayoz 1 sonucunda oluşmuş 2 hücre vardır. Bu 2 hücrenin her birinde 18 kromatit sayılmış. Bu 2 hücre ayrıldığında N kromozomludur. Her bir hücrede 18 kromatit var ise bunun gibi 18 kromatit. Çünkü homoloğu diğer hücredeydi hatırlayın. Çünkü mayoz 1'de homolog kromozomları ayırdık. Mayoz 2'de kardeş kromatitleri ayıracağız. Her bir hücrenin kromozom sayısı N ve her bir hücrede metafaz 2 evresinde 18 kromatit sayılmış. Hatırlarsanız 2 kromatit birbirinden ayrılmadığı sürece, sentromer bölgesinden bağlı olduğu sürece bir kromozom kabul edilir. O halde her bir kromozomda 2 kromatit varsa 18 kromatitin bulunduğu bu hücrede N eşittir 9 kromozom vardır. Mayoz 1'deki tetrat sayısı, tetrat sayısının N kromozom sayısına eşit olduğunu hatırlayın. Bu durumda 9 tane tetrat sayılacaktır. Bölünme öncesinde eşey ana hücresinin kromozom sayısı 2N olduğuna göre 2N eşittir 18 olacaktır. Mayoz 2 sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı kardeş kromatitler ayrıldığında bu iki hücre bölünüp mayoz 2'de bunlar da bölünecek bu arada onları da şuraya göstereyim. Bu iki hücre bölünüp her bir hücrede bölündüğünde her bir hücrede kardeş kromatitler ayrıldığında 9 tane kromozom sayılır. Ancak bu kromozomlar artık tek kromatitlidir. O halde cevap yine N eşittir 9 olacaktır. Değerli gençler, şimdi şekil anlamında mayoz ve mitoz bölünmeyi birlikte karşılaştıralım. Bakın bu şekilde bu tarafta mitoz bölünme aynı hücrenin mayoz bölündüğü, bölünme geçirdiği de varsayıldığında bu tarafta da bu şekilde 4 hücre oluşmuş. Burada 2 hücre oluşmuş. Benim daha önceki videolarda da özellikle sizden rica ettiğim takılacağınız noktanın ne olduğunu birlikte yine hatırlayalım. Bakın mitoz geçirtiyorsunuz. Metafazda dizmişsiniz 2N eşittir 2 kromozomlu hücreyi. Kardeş kromatitleri ayıracaksınız. Şu anda kromozom sayısı 2N eşittir 2. Anafaz evresine girdiğinizde, kardeş kromatitler ayrıldığında artık her bir kromozom bir kromatitli hale gelir. Bu durumda kromozom sayısı 4N eşittir 4 olur. Ve bu tabloyu mayozda asla göremezsiniz. Mayozun hiçbir evresinde kromozom sayısı 4N'e çıkmayacak. Bakın yine birlikte bakalım. Siz şekilsel anlamda buna dikkat edin. Israrla üstünde durduğum nokta burası. Yani mayozla mitozun püf noktası bana göre burası. Değerli gençler, mayoza baktığınızda bakın mayoz 1'de metafazda tetratı dizdiniz. Homologları ayırıyorsunuz. Hala kromozom sayınız 2N eşittir 2. Mayoz 1 tamamlanmış. Her bir hücrenizde artık N eşittir birer tane kromozom olan 2 hücreniz var. Daha sonra bu hücreler her biri yine mayoz 2 sürecine başlamış. Mayoz 2 sürecinde metafazda bakın bu şekilde sıralamışsınız ekvator düzleminde. Daha sonra da anafaz 2'de kardeş kromatitleri ayırıyorsunuz.
Ana faz 2'ye geldiğinizde oraya kadar en kromozomlu olarak seyreden bu gidiş ana faz 2'de yeniden 2N eşittir 2'ye çıkar. Ve bakın mayozda hiçbir zaman kromozom sayısı 4N'e çıkmaz. Tabii 2N kromozomlu hücre için bu kurduğumuz cümleler burada kıyasladığımız hücrelerle ilgili. Buna dikkat edin değerli gençler. Evet, mayozun önemi. Kromozom sayısının yarıya indirilmesini, döllenme ile birlikte nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Yani mayoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya iner ve bu ardından gelen döllenme olayıyla eşeğil üreyen canlılarda nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Bu sorularda çok karşınıza çıkmıştır, çıkacaktır bu öncül olarak. Anne ve babanın genetik bilgisinin kombinasyonunun oluşmasını sağlar. Bir sentez sonucu oluşur. Eşeğil üreme ile meydana gelen bireyler anne ve babanın bir sentezidir. Mayoz 1, mayoz bölünmenin bütün karakteristik özelliklerini gösterir. Neydi bu karakteristik özellikler? Sinaps, tetrat, crossing over, homolog kromozomların ekvator düzleminde karşılıklı yerleşmesi. Değerli gençler, bunlar bizim mitozda göremeyeceğimiz durumlar. Homolog kromozomların ayrılması ve kromozom sayısının yarıya inmesi. Yani mayozun tüm karakteristik özellikleri mayoz 1'de görülür. Mayoz 2'nin işleyişi ise mitoza benzer ancak tıpatıp aynıdır diyemem. Bunun gerekçesini de daha önceki videolarımda söylemiştim. Ne demiştik? Eğer birden fazla tetratta crossing over varsa mayoz 2'de homolog olmayan kromozomların crossing over'lı parçalarının yerleşme biçimi de önemli. Bunu birazdan bir soruda tekrar gündeme getireceğiz. Buna dikkat edin. Yoksa işleyişi mitoza benzer. Bakın, mayoz 2 mitoza benzer. Ancak mayoz 2 evresi de kalıtsal çeşitliliğe katkı sağlar. Bu durum nasıl gerçekleşir? Açıklayınız. Şimdi demin bahsettiğim durum da buydu. Bakın birlikte bunu konuşalım. Farz edelim ki şu an bu hücre mayoz 2 sürecinde şu kardeş kromatitler metafaz evresinde dizilmişler. Hangi evre diyelim? Metafaz 2. Metafaz 2 evresi. Ve bakın şu parça crossing over'lı. Yani şu iki kardeş kromatitten bunlar kardeş kromatit yazayım bunu. Kromatit. Evet. Ve bakın şu crossing over'lı parça. Şimdi bunun yanına bir başka kromozom daha çizeceğim. Bakın. O da böyle olsun. Farklı renkte çizdim. Ayırt edin diye. Şimdi bu da crossing over'lı parça atıyorum. Şurası crossover'lı. Değerli gençler, bakın bu metafaz 2 evresinde eğer bu iki kromozom ki bunlar homolog değil, çünkü homologları diğer hücrede, bu iki kromozom eğer bu şekilde dizilirse siyah renkle gösterdiğim kromozomun crossing oversız parçasıyla kırmızı renkte gösterdiğim kromozomun crossing overlı kromatiti aşağıdaki hücreye. Bunlar ise yukarıdaki hücreye gidecek. Eğer bu görmüş olduğunuz şu kırmızıyla gösterdiğim kromozom ters bağlansaydı, bu sefer aşağıdaki hücreye iki crossing oversız parça gidecekti. İki crossing overlı parça yukarı gidecekti. Bakın işte bu da metafaz 2'de birden fazla crossing overlı kromozomun nasıl dizileceğinin belli olmayışı da genetik çeşitliliğe katkı sağlar. O halde değerli gençler, mayoz 2 her ne kadar mitoza benzese de bu yönüyle çeşitliliğe katkı sağlar.
Buna dikkat edin. Bu ekstrem sorularda karşılaşacağınız bir durumdur. Daha önce de zaten söylemiştim. Sevgili gençler, bir diğer destek sorumuz. Bakın, insana ait 22 otozom ve Y gonozomu taşıyan bir hücre için ifadelerinden hangileri doğrudur? Otozom ve gonozomun ne olduğunu biliyoruz. İnsanda 22 çift otozom, 1 çift gonozom bulunur. Burada 22 otozom, 1 gonozom bulunmakta. O halde bu hücre bir gamettir. Sperm ya da sperm hücresidir. Neden? Y gonozomu taşıdığı için. Diploid kromozomludur ifadesi yanlıştır. Çünkü diploid olsa 44 otozom XY gonozomları taşıması gerekirdi erkek birey için. O halde birinci öncüldeki ifade yanlıştır. Mayoz bölünme geçiremez. Böyle bir hücre mayoz bölünme geçiremez çünkü en kromozomludur. Erkek bireye aittir cümlesi de doğrudur. O halde doğru cevap 2 ve 3'tür. Değerli gençler, böylece 9. haftanın konularını da burada tamamlamış oluyoruz. 10. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.